Çakırkar Rental katkılarıyla hazırlanan İftar Saati başlıyor. Çakırkar Rental irtibat telefon 0532 604 51 85. Günlük, aylık, yıllık, son model araç kiralama. Çakırkar Rental. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Çakırkar Rental katkılarıyla hazırlanan İftar Saati devam ediyor. Çakırkar Rental irtibat telefon 0532 604 51 85. Günlük, aylık, yıllık, son model araç kiralama. Çakırkar Rental. Thank you.
Seyreyleyip yandım, mah cemaline Allah Allah. Seyreyleyip yandım, mah cemaline. Nur kumdaki Çin'de yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Kokuları benzer cennet gülüne Allah Allah. Kokuları benzer cennet gülüne. Nur kumdaki Çin'de yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Kevser dudakları bilmem ne söyler Allah Allah. Kevser dudakları bilmem ne söyler. Hulusi kalbiyle Hakk'ı zikreyler. Hulusi kalbiyle Hakk'ı zikreyler. Daha tıfıl iken ümmetin diler Allah Allah. Daha tıfıl iken ümmetin diler. Nur kumdaki Çin'de yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Şehitlerin serçeşmesi, Enbiyanın bağrı başı, Evliyanın gözyaşı, Hasan ile Hüseyin'dir. Hazreti Ali babaları Hazreti Muhammed'dir dedeleri. Arşı çifte küpeleri Hasan ile Hüseyin'dir. Yunus der ki dünya fani, bizden evvel gelen hani. Sekiz cennet sultanı Hasan ile Hüseyin'dir.
Fehmi der ki canda, cananımız var Allah Allah. Fehmi der ki canda, cananımız var. Peygamberi ahir zamanımız var. Peygamberi ahir zamanımız var. Gönüller derdine dermanımız var Allah Allah. Gönüller derdine dermanımız var. Nur kumdaki içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Nur kumdaki içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çakır Kar Rental katkılarıyla hazırlanan iftar saati devam ediyor. Çakır Kar Rental irtibat telefon 0532 604 51 85. Günlük, aylık, yıllık, son model araç kiralama. Çakır Kar Rental. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahillezî cealnâ min ümmeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Elhamdülillahillezî en'ame aleyna bil İslam. Elhamdülillahillezî nevvere kulûbenâ bitilâvetil Kur'an. Ya Rab, sana hamd ederiz daima elhamdülillah diye. Ya Rabbi, sana şükrederiz nimetlerinin bize ihsandır diye. Ya Rab, bize ancak sen acırsın mümin kullarındır diye. Allah'ım, bizleri hamd şükürden ayırma. Ya Rabbi, sana iman ettik dedik ementü billah. Tasdik ederiz peygamberimizdir Muhammedur Resulullah. Bize olan lütfu imanına daima elhamdülillah. Ya Rabbi, bizleri imandan Kur'an'dan ayırma. Ya Rabbi, cümlemize mededü inayet eyle. Okuduğumuzla dinlediğimizde amel etmeyi hepimize nasip eyle. El-Evveli Allah ve Zahiru Allah vel batunu Allah ve huve bi külli şeyin alim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i dünübina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru ramazanellezî unzile fîhil Kur'an hüdellin nâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel fürgân. Sadakallahul azîm. Ey bizleri yoktan var eden,
varlığından haberdar eden, bizleri bu alemde en üstün, en âlâ kılan, sayısız nimetlerini bize ihsan eden, lütfeden ve bizleri 11 ayın sultanı, Kur'an ayı, oruç ayı, sabır ayı, iyilikte ve takvada adeta yarışma mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz, rehberimiz, en güzel ahlak sahibi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sonsuz selat ve selam olsun. Değerli Müslümanlar, Cenab-ı Mevlam ayet-i kerimesinde Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ve takvaya ermeniz için sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek ayın bereketini, faziletini ifade noktasında şöyle buyuruyor. Diyor ki, kim inanarak sevabını Rabbinden bekleyerek Ramazan ayını oruçlu geçirirse, yani Ramazan'ı gündüzüyle gecesiyle ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu müminlere bu rahmet olarak Kur'an-ı Kerim'i bu ayda indirmiş. Alemlere rahmet olarak peygamberimize Hazreti Muhammed'e risaleti, yani peygamberlik görevini yine bu ayda vermiş. Ve müminlerin nefis terbiyelerine girmeleri, arınmaları, Allah'a samimi bir kalple yönelmeleri için yine bu ayda oruç tutmayı farz kılmış. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek ay ile ilgili olarak evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat buyuruyor. İnşallah bizler de bu hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden ilham alarak Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirerek Peygamberimizin, Efendimizin örnekliliğinde bu ayı en güzel şekilde ihya etmeye, yaşamaya, değerlendirmeye inşallah gayret gösterelim. O Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı rahmetini indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Ne kadar mutluyuz değil mi? Allah'ın rahmetiyle beraber olmak, duaların göğe yükselmesi, Cenab-ı Hak tarafından kabul edilmesi mümin için gerçekten sevinç mevsimi, rahmet mevsimi, Ramazan-ı Şerif ve devam ediyor Efendimiz. Bu ayda eğer iyilik ve hayırlarınızı artırın, sizin iyilikleriniz, hayırlarınız ile Allah-u Zülcelal meleklere karşı sizi över, bedbah olmayın. Yani Allah'ın rahmetinden mahrum olmayın. Kişi ne zaman rahmetten, o güzel lütuf ve ihsandan mahrum olur, Rabbine kulluğu terk ederse, nefsine yenik düşerse, şeytanın adımları peşinde giderse, ancak o zaman rahmeti kaybetmiş olur. Yoksa Cenab-ı Hak her gün, her gece bu ayda rahmetiyle
tecelli ediyor. Müminleri kuşatıyor. Müminlerin duasına icap ediyor değerli kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu mübarek mukaddes ay olan Ramazan-ı Şerif size geldi. Allah Celle Celaluhu bu ayda size orucu farz kıldı. Bu ayın içerisinde cennet kapıları sonuna kadar açılır. Cehennem kapıları kapatılır. Şeytanlar zincire vurulur buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayına girerken bu ayın ne kadar mukaddes, mübarek, rahmet dolu olduğunu, rahmet ikliminden istifade etmemiz gerektiğini şöyle beyan buyurur. Ey insanlar! Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah o ayda oruç tutmayı size farz kıldı. Geceleyin ibadet etmeyi nafile kıldı. Bu ayda bir farz işleyen diğer aylarda 70 farz işlemiş gibi sevap alır. O sabır aydır. Sabrın karşılığı ise cennettir. O yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır. O ayda kim bir oruçluyu eğer iftar ettirirse günahlarının bağışlanmasına, cehennemden kurtulmasına vesile olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. O öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur. Değerli kardeşlerim, yani hepimiz cenneti arzu ederiz değil mi? Şu dünya hayatında bu çekmiş olduğumuz ufak tefek sıkıntılar bile bizi huzursuz edebiliyor. Sonsuz ahiret yurdunda Allah'ın nimetlerine kavuşmak, onun cemali ile buluşmak, sevinmek, mutlu bir hayat yaşamak istemez miyiz? Elbette hepimizin arzusu bu. O zaman Ramazan'ın faziletine inanarak, Allah'ın rahmetine güvenerek, Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize rehber edinerek bu ayı ihya etmeye, bu ayda gönüllerimizi Rabbimize yönlendirmeye, kalplerimizdeki aşkımızı artırmaya gayret edelim inşallah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel ifade buyuruyor. Adem oğlun diyor, her ameli, her ibadeti, her davranışı 10 katından 700 katına kadar Allah katında katlanarak verilir karşılığı sevap olarak. Fakat oruç böyle değildir buyurdu. Cenab-ı Hak oruç benim içindir. Onun mükafatını, karşılığını efendim ben vereceğim. Allah Allah, ne müthiş bir iltifat, ne müthiş bir şey değil mi kardeşlerim? Sevabının sınırını Cenab-ı Allah sınırlamıyor. O benim içindir. Onun karşılığını bizzat ben vereceğim buyuruyor. Rabbim cümlemiz inşallah Teala bu şekilde Rabbimizin rızasına eren ibadetler yapmayı hepimize nasip etsin. Değerli Müslümanlar, yine Efendimiz buyuruyor ki oruçlu için iki büyük sevinç, sevinme anı vardır. Bir tanesi iftar ettiğinde, yani orucunu hakkıyla yerine getirip haramlardan, kötü söz ve davranışlardan uzak durarak Allah'ın rızasını gözeterek tutmuş olduğu orucun iftar vaktindeki sevincidir. Öyle mutludur ki Allah bu mutluluğu
bu sevinci ancak oruç tutanlar bilir. Onlar yaşadığı için o hazzı onlar zevk alır. İşte Ramazan ayı boyunca bu sevinci yaşamayı hepimize Rabbim nasip eylesin. O iftar anındaki vakti iyi değerlendirmek, dua etmek, gönülden Allah'a yönelmek ve Rabbimizin rahmetini, bereketini istemek hepimizin görevidir. Onun için Efendimiz birincisi iftar anında, ikincisi de diyor Rabbine kavuştuğu zaman Rabbim hepimize ölümden sonra Allah'ın huzuruna varış var ve Allah'ın huzurunda bu dünyada yapmış olduğumuz ibadetlerin karşılığı var. Rabbim orada o mahşerde bu yapmış olduğumuz ibadetlerimiz inşallah Teala bize şefaatçi olarak nasip etsin. Rabbimin emrinden, ölümünden kaçış yok. Hepimiz ölümü tadacağız ama o gün bizi kurtaracak olan imanımızdır. İşte Ramazan-ı Şerif de imanımızı coşturacak kelime-i şehadete Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü kelime-i tevhid ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye devam edeceğiz. Allah'a olan bağlılığımızı dile getireceğiz ve zikrimiz daim olacak. İşte rahmet budur değerli kardeşlerim. Biz Allah dedikçe Rabbim de kulum diyecek, rahmetiyle bizi kucaklayacak, rahmetiyle bizi kuşatacak ve bizi cennet kapılarını açtı zaten. İşte Ramazan ayında müminler için o cennet süslenecek ve o müminlere müjde verilecek. İşte asıl müjdeyi ne zaman göreceğiz? Rabbimize kavuştuğumuzda, yani hesap görülüp de cennet kapıları açıldığında, hele hele değil mi? Oruçta müminler için özel bir kapı. Neydi onun ismi? Reyyan. Yani Reyyan denilen cennette özel bir kapı var. Rabbim hepimize inşallah Teala o kapıdan girmeyi ve cennetine varmayı hepimize nasip etsin. Ve o anda melekler diyecekler ki nerede oruç tutanlar? Oruç tutanlar kalkacak ve o cennet kapısından, Reyyan kapısından cennete girecekler. Ben burada bir müjde daha vermek isterim sizlere, kardeşlerime. Yine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kur'an ve oruç, Kur'an ve oruç Allah'ın kuluna şefaat edecek. Yani Kur'an ile beraber olmak, Kur'an okumak, Kur'an üzerinde tefekkür etmek, Kur'an'ın emir ve yasakları doğrultusunda hayatımızı tanzim etmek bizim için çok önemli değerli kardeşlerim. İşte Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim ve oruç müminlere şefaat edecek. İkisi de manen dile gelecek. Allah-u Zülcelal'den kulun affı için, kulun affı için niyaza bulunacak, istekte bulunacak. Allah Celle Celaluhu de Kur'an'ın ve orucun şefaatini kabul edecek. Rabbim Kur'an okuyarak, Kur'an'ı rahmet ikliminde gönlünü Rabbine yönlendirerek ve tefekkür ve teşekkür ederek bu şekilde ibretle Allah'ın ayetlerini anlamak gayretine girmeyi, hatimler yaparak Kur'an ile bütünleşmeyi, Kur'an'la dirilmeyi, Kur'an'ın ikliminde kulluğun zevkine varabilmeyi inşallah bizlere ölmeden önce nasip etsin. Tabii ki bu öyle bir mübarek zaman dilimi ki değerli kardeşlerim, nefsimizi terbiye ederek hayatımızı bir disipline sokuyoruz. Ruhla beden arasında bir denge kuruyoruz. Kalbi merhamet duygusuyla dolduruyoruz ki merhamet etmek, merhametli olmak mümine yakışan bir davranıştır. Zira Allah Azze ve Celle
bize bu ayda rahmetiyle, affıyla, mağfiretiyle yöneliyor. Biz de Allah'ın kullarına ve Allah'ın yarattığı bütün varlıklara aynı şekilde merhametle davranmak, merhametle yönelmek durumundayız. Onun için değerli kardeşlerim, Mevlana'nın şu sözü ne kadar da hoş, ne kadar da güzel. Gelin Mevlana'ya kulak verelim. Ramazan geldi, artık manevi yiyeceklerden elini çek ki göklerden manevi rızıklar gelsin. Bu ay gönül safhasının kurulduğu aydır. Gönlün bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Gönüllerin aşk ve iman ile dolduğu aydır. Mevlana ne kadar güzel ifade buyurmuştur. Biz de bu ayda inşallah gönül soframızı Kur'an okuyarak, Allah'ı zikrederek, Allah'ın verdiği imkanları yine Allah yolunda infak ederek, yaratılmışlara merhametimizi en güzel şekilde göstererek, biz de gönül dünyamızı Allah'ın o manevi sofrasıyla doyuralım, zenginleştirelim değerli kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayla ilgili olarak bir hutbeden beyan buyurduğu gerçeği hepimiz hatırlayacaksınız. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz değerli kardeşlerim hutbeye çıkarken 3 defa amin, amin, amin demişti. Şimdi sahabe-i kiram efendilerimize şaşırmışlar. Ya Resulallah, yani şimdiye kadar sizin bu şekilde bir davranışınız yoktu. Bugün farklı bir şekilde 3 defa amin dediniz. Bunun hikmeti nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buldular ki Cebrail geldi. Cibril yemin geldi. Ya Muhammed dedi, kim Ramazan-ı Şerif'e erişir de, ulaşır da, sağlığı, sıhhati, yani şer'i yönden bir özürü yokken, o ayın rahmetinden, o ayın mağfiretinden, bereketinden istifade edemezse, yani cennet beraatını almazsa, ben bunu yerde, burnu yerde sürünsün. Amin dedi, amin dedi, amin dedi. Ben de amin, amin, amin dedim. İkincisi, kimin anne ve babası veya ikisinden birisi yanında yaşlanır, o da onlara hizmet ve hürmet ederek o yaşlılığında anasının babasının duasıyla Allah'ın rahmetine ulaşmazsa, onun da burnu yerde sürünsün. Amin, amin, amin dedi. Ben de amin dedim. Üçüncüsü de, ya Muhammed, senin ismin birinin yanında anılır, zikredilir, sen de sana salatu selam getirmezse, o kişi onun da burnu yerde sürünsün. Amin, amin, amin dedi. Ben de amin dedim. İşte değerli kardeşlerim, rahmet ayında, mağfiret ayında, bereket ayında, Allah'ın rahmetinin bütün mahlukatı kuşattığı bu güzel zaman diliminde Allah'ın rahmetine koşalım. Merhamet toplumu inşa edelim. Gönüllerimizi Rabbimizin sevgisiyle buluşturalım. Ve Allah'ın affına, onun cennetine koşalım. Çünkü Ramazan ayı, Kur'an ayı, Ramazan ayı, oruç ayı, günahlardan arınma ayı, Ramazan ayı, takvayı Allah'a Zülcelal'i gönlünde hissederek, onun aşkını duyarak, gözyaşlarıyla arınma mevsimi, tevbe mevsimi, özellikle sahurları dikkate alalım değerli kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, işte böyle başı, ortası, her anı, her saati, gündüzü, gecesi mübarek olan
üstün olan Cenab-ı Allah'ın rahmetinin, merhametinin huşa cuşa geldiği bu mübarek zaman dilimlerini inşallah Teala ihya edelim. O zaman Ramazan'ın bir hayatımızda değeri olur. Yoksa Allah'ın günleri, mübarek ayları, mübarek geceleri gelip gelip geçiyor. Mesele o ayların kıymetini ihya etmek, o ayların ışığını, nurunu kalbimizde yapmak. Eğer bunu yaşarsak, farkına varırsak, ihya edersek, o zaman bu ayların ve bu günlerin üstünlüğünün bir değeri olur. Dolayısıyla da işte böyle mübarek olarak mübarek günlere dek geldik. Allah bizleri bugün eleştirdi. Geçen sene erişip de bu sene erişmeyen ne var? Şimdiye kadar ömrümüzden bu kadar Ramazan geçti. Bunun bilgisini bilebiliriz. Ama bundan sonra hayatımızda ne kadar Ramazan kaldı, ne kadar teravih kaldı, oruç kaldı, bunun bilgisi bizde malum değil. Öyleyse bu erişmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif'i son Ramazanımızmış gibi ihya edelim. Onun her türlü manevi bereketini alalım. Tevbe edelim. Rabbimizden af dileyelim. İstiğfarlarımızı artıralım. Gözyaşı dökelim ki günahlardan arınmış bir beden ile Ramazan-ı Şerif'i ihya edelim. Aynı zamanda bu ay infakta, yardımlaşmada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek alarak yürüyeceğimiz bir mübarek Ramazan dilimidir değerli kardeşlerim. Rabbim inşallah bu temennilerle daha nice nice Ramazanlara kavuşmayı, rızasına ermeyi bizlere nasip etsin. Değerli Müslümanlar, Rabbim kazasız belasız birlik beraber içerisinde Ramazan-ı Şerif'i ihya eden, bu ayın bereketinden istifade eden, ibadetleri, duaları kabul olmuş bir şekilde huzuruna varmayı nasip etsin. Rabbim faziletine ve bereketine, rahmete inanarak bu ayı en güzel şekilde ihya eden kullarına eylesin. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Allah Celle Celaluhu evlerimize huzur, gönüllerimize iman lütfeylesin. İbadetlerimizi makbul, amellerimizi ihlaslı, çoluk çocuğumuzu hayırlı, kazançlarımızı bereketli, varış yerimizi inşallah Teala cennet eylesin. Amin, amin, amin. Bi hurmat Taha ve Yasin ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allahümme sumtu leke ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkı eftartu. Ey Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk, sana iman ettik, sana tevekkülde bulunduk ve yine senin vermiş olduğun rızkınla oruçlarımızı açtık. Ya Rabbi, sana inandım, sana dayandım, oruçlarımı kabul eyle. Ya Rabbi, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Ya Rabbi, bizleri yoklukla, susuzlukla, açlıkla imtihan eyleme. Ya Rabbi, nimet verdiğin, aziz kıldığın kullarından eyle. Ya Rabbi, Ramazan'ın mağfiretine eren kullarının zümresine bizleri de girmeyi dahil eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâ. Çakırkar Rental katkılarıyla hazırlanan iftar saati sona erdi. Serhat Çakır hayırlı Ramazanlar diler. Çakırkar Rental irtibat telefon 0532 604 51 85. Günlük, aylık, yıllık, son model araç kiralama. Çakırkar Rental.